Can Çalınak, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği'nde çift anadal programı kapsamında eğitim görmekteyim. Sınav sonucunu aldığım ilk anda oldukça sevinçli hissettim. Çünkü aslında benim hayalim de 11. sınıftan beri hayalim de makine mühendisi olmak. Ve hani bunu gördüğüm zaman bilmiyorum, sanırım zıpladım, havaya zıpladım. Tam hatırlayamıyorum şu anda ama gerçekten muhteşem bir andı benim için. Çok güzeldi. Ve özellikle de Kocaeli Üniversitesi de kafamda netleştiği için ayrı bir sevinç yarattı bende. Muttepe kar, kış ve yokuş anlamında oldukça ünlü bir kampüstü. Ve büyüklüğü, bütün fakültelerin bir arada oluşu, hani sosyal imkanları, kampüs içerisindeki sosyal imkanları bakımından da beni oldukça etkilemişti. Aslında Kocaeli Üniversitesi'ni seçme sebeplerimden biri de buydu. Kampüsü beğenmiştim. Okula geldiğim ilk günü hazırlık sınıfımda geçirdim. Çok heyecanlıydı. Sadece mühendislik fakültesinden değil, birçok fakülteden öğrencilerin buluştuğu bir ortamdı. İlk olarak birinci sınıfta alan derslerimiz çok yok. Başlıca fizik, matematik, kimya gibi temel dersleri görüyoruz. Çünkü mühendislik bir pozitif bilimler uygulaması olduğu için temelde fen derslerini görmemiz gerekiyor. Ve bunları gördükten sonra belli başlı alan derslerimize geçiyoruz. İkinci dönemde statik dersiyle birlikte aslında alan dersleri başlıyor birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren. Ve ikinci sınıfta yoğun olarak bölümün en ağır dersleriyle karşılaşıyoruz. Çünkü başta termodinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği gibi bölümün en ağır derslerini ikinci sınıfta karşılaşmış oluyoruz. Aynı zamanda ikinci sınıfta laboratuvarla da karşılaşmış oluyoruz. İlk olarak malzeme laboratuvarında laboratuvar deneyimlerimiz oluyor. Deneyler yapıyoruz, raporlar hazırlıyoruz. Bu şekilde karşılaşmış oluyoruz. Ve üçüncü sınıfta artık iyice deneyleri kendi başımıza yapar hale geliyoruz. Alan dersleri daha da yoğunlaşıyor ve artık düşünce biçiminizin değiştiğini hissediyorsunuz. Yani üçüncü sınıfta ben hissettim bunu şahsen. Analitik düşünme yeteneği denilen şeyin size aşılandığını yavaş yavaş hissetmiş oluyorsunuz aslında. Eleştirel bakma, işte sorgulama veya olaylara daha geniş açıdan bakma gibi yetenekler kazandığınızı görüyorsunuz. Ve bu sadece akademik anlamda değil, sizi normal günlük yaşantınızda da çok pozitif olarak etkileyen ve katkı sağlayan bir özellik. Mühendislik Fakültesi'nde sanayi ile işbirliği yapılarak son sınıfın son döneminde öğrenciler fabrikaya gönderiliyor. Kocaeli sanayi bölgesi olduğu için özellikle bu açıdan çok pozitif bir özellik, çok pozitif bir durum Mühendislik Fakültesi ve sanayi işbirliği açısından. Ve buralarda biz proje bazlı olarak çalışıyoruz. Orada proje yapıyoruz. Ve bu şekilde aynı zamanda daha mezun olmadan sanayi deneyimi kazanmış oluyoruz. Üniversiteye başladığımdan bu yana çok zaman geçti. Ve artık son sınıfa geldim. İlk başladığım zamandaki ben ile mezun olacağım zamandaki ben arasında çok büyük bir fark var. Artık bu eski kişi değilim ve hayata atılmaya, mesleki hayat olsun, normal sosyal hayat olsun daha hazır hissediyorum kendimi. Ve toplumun bir parçası olmak ve bu alanda bir katkı sağlamak, topluma hizmet etmek, mühendislik alanında pozitif bilimlere hizmet etmek, bir parçası olmak gerçekten güzel hissettirici ve güzel hissettiriyor şu an itibaren.